segmentin var mı? Var. Hadi güle güle, iyi dersler. Ayakkabını mı seç? E ne olacak şimdi, kış? Toz, toprak, hava atıştırıyor gene. Pek güzel oldu gene, bak iyi oldu. Hadi görüşürüz bakalım kızım. İyi iyi hadi. Merhaba, günaydın canlarım benim, günaydın. Günlerimiz aydın olsun. Sağlıklı, huzurlu, mutlu, bereketli olsun. Kızımı geçirdim, oturdum. Hakan'ımın süeterini dikiyorum. Bitti. Şükür. Bakalım. Bir de hırka örüp bitirirsem bu kış iyi. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu arada evime, canlarım benim, gönlüme. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Hava da bugün artık mevsimi kapalı da hafif atıştırmış. Millet dışarıda şey, uzun kollu, ben kısa kollu. Bu arada tahminlerinizde çok sağ olun, teşekkür ederim. Yanılmadınız. Birçok arkadaş tahmin ettik dediler. Ben de tahmin edeceğinizi tahmin ettim. Ama bir iki arkadaş var. Tövbe tövbe. Sevgilim mi gelecek demiş. Ha, sevgilim gelecek. Derler ya, ağzı olan konuşuyor, ağzı olan konuşuyor. Aynen, çok doğru. Şimdi. Ah, karabuzumun karabuzumun. Dedim şuna oturayım, dikeyim, hava yağmazsa inşallah. Berlin'e gittiğimde işimiz var çarşıda. Hem dedim çocuğumun süeterlerini götüreyim. Şunu diktikten sonra çıkayım bakayım, alınacak bir iki şeyim var. Onları alayım, ondan sonra eve geleyim. Bakalım ne yapacağız. Anam, şunları da şöyle bir iplerini çektirelim şeyine. Önce bir yıkasın bunu da. Şöyle şey olsun. Kendine gelsin. Makasla bir kesiyor, bir kesiyor, sormayın. Şakıtıyor keserken. Yıkasın da açılsın, hem kendine gelsin. Yıkayınca açılır bu. Sıkıntılı kare böcüğümü de özledim. Hırka için şey yapayım, şu boy ölçüsünü alayım. O biraz daha büyük olacak da. Evet, bitti. Başımın hele biter mi, biter mi dedim, bitti. Şu ölçüsünü, koltuk altının ölçüsünü, hırka büyük olur da. Güle güle sıcacık giysin. Oh, iki kattan vallaha. İyi oldu. İğnem, etamin iğnem vardı. Öteki süeteri dikerken
İğnelerimi koydum. Nereye koydum? Neyse yurdu büyükler vardı. Yurdu büyüklendik. Ama ucu sivri olunca kalkayım yine biraz mutfağım falan şuraları toplayayım. Ondan sonra doğru dışarıya alıncaklarımı alayım. Hava döktürmeden hafif atıştırıyordu az önce. Gerçi şemsiyemiz var canım. Döktürse ne olacak? Sonra akşam yemeğine. Bakalım ne yapacağız. Kargalara. Bu da kim? Oo, canlarım benim, siz benim ne zaman ne yapacağımı siz değil ben bile kestiremiyorum. Hani ondan diyorum ya, aklıma ne gelirse hemen o an. Gördünüz mü sabah nasıldım, akşam nasılım? Ha, tam akşam değil tabii ki de. İkindi oldu. Geçiyor. Şimdi kendi kendime de gülesim geldi. Dışarıda işlerim vardı. İşlerimi hallettim çabuk çabuk. Bir alacak bir iki şeyim vardı. Onları aldım. Şöyle kuaförün önünden geçiyordum. Yürü Faize dedim. Oldu olacak. Zaten toplanmıyor. İyice kısalt dedim ben de. Denk gele bir kuaföre girdim. Orada iyice dedim kafana göre takın. Bayan da diyor zaten uçları diyor yıpranmış diyor. Hem dedi onlar gitti. Size de kısa saç dedi güzel yakışıyor dedi. Ya herkesin göz zevki başka. Kullandınız mı dedi. Kullandım dedim. Çok kullandım. Kısa saç dedim. O zaman yadırgamazsınız dedi. Yok dedim yadırgamam dedim. Topla artık ucundaki şeyleri, kırıkları. Topla kırk bu hale geldik. Dedim böyle dedim. Şimdi benimkiler bakacaklar sabah nasıldı, akşam nasıl bu kadın. Ama dediğim gibi aklıma olan bir şey geldi mi yapıyorum ben. Kendi kendime de gülesim geldi. Nasıl olmuş? Kısa saç sevenlerin hoşuna gidecek. Uzun saç sevenlerin hoşuna gitmeyecek. Ama ben biliyorsunuz çok eski videolarımda bu şekilde kullandım. Onun için yadırgamıyorum. Aslında bakacak olursanız arkadaşlar, uzun saç da çok bakım istiyor. Bakmayın, kısa deyip de geçmeyin. Kısa saç da tabii ki bakım istiyor. Ona da mesela artık köpükle müpükle çıkartıp böyle kabartacaksın, öyle çıkacaksın. Öyle buzağı yalamış gibi bırakırsan tabii ki güzel olmaz. Ama hiç de o şekilde saçımla oynayayım edeyim pek hiç yani o şeylerim yok. Aman buzağı yalamış gibi olsun, benimki hiç fark etmez. Elimizden geldiği kadar oynarız. Yani işin kısa saç da bakım istiyor tabii ki. Uzun da bakım istiyor. Şimdi bu saç şu an güzel tabii ki. Oynadı, etti, parmakladı, köpükledi, etti bayan. Bir ay sonra buralardan şekilsiz tabii ki uzamaya başlayacak. Yani ben şimdi yarın sabah duş alayım. Benim kafa olacak şey... Kusağı yalamış gibi bayan öyle diyor. Köpükle diyor, şöyle diyor, oyna diyor, elinle diyor, çık dışarıya diyor. Benim saçımla oynayacak zamanım mı kalıyor Allah aşkına ya? Neyse kendi kendime gülesim geldi. Ay yemeğime başlayayım. Kızım gelecek. Öf. Neyse işlerimizi hallettik ya. Bakalım dedim şimdi bunlar göreyim. Feyza gelince görünce o ne diyecek bakalım yavrum. Aa diyecek. Hemen kalkalım mutfağımıza geçelim. Buluştuk mutfağımızda. Kız deme öyle deme. Bak bazılarınız şimdi diyor. Aa çocuk gibi oldum. Hiç yakışmamış. Deme kız, kökü bende uzar gene. İşte esti. Ben her zaman diyorum ya, bana esti mi ne yapacağım hiç belli değil. Evet benim iyice yıkadığım şöyle kemikli. Üzerimde pek eti yok ama ilikli olan kanlı suyunu iyice akıttım.
Hemen ocağımızı yakalım. Desen de kestirdim, demesen de kestirdim. En çok hoşuma da giden ne oldu kız? Kesildikten sonra şöyle gözlükleri taktım, şöyle iyice baktım. Uçlarındaki gitti ya, beyazlarım iyice çoğalmış. En çok da ona sevindim. Kemikli etlerimizi şöyle tenceremize alalım. Bak bu da sade iliği. Büyük ihtimalle sana yağ koymayacağız gibime geliyor. Gibi. Kapağını kapatalım. Kendi suyunda. Koştur bugün. Haşlansın. Şimdi ne yapıyoruz? Gelelim kemikli etli et suyundan. Tabii ki farklı oluyor kapuskamızı yapmaya. Ayol öteki bıçakları nerede? Anlamadım gitti. Şimdiden suyumuzu, etlerimizi öyle bir haşlansın. Suyumuzu koydum. Birkaç su yıkayacağım. Ama o yaprakları da ziyan edemem. Onları da az da olsa dolma yaparken onun yanında sararım. 3 tane de çıksa, 4 tane de çıksa olsun. Sen de dur şurada. Dur kıpraşma. Ay, bu da güzel tam sağlık. Vallahi peyzajımız geç gelecek. Büyük ihtimalle yemeğimiz piştiği zaman kapuskamızı beraber yer miyiz? Tadına bakar mıyız? Bakacağız durumuna. Düşünüyorum ya, teyze seviyor muydu kapuska? Mesela şu kemiklerini Gelemecim sen buraya. Seni şöyle bir sarmalık ayırayım. Şu kemiklerini de yanlarına alacağım. Yok sen şeye gir. Kapuskaya gir. Ne derler? Hep deli hüp deli beşikteki tam deli. O tam benim için geçerli. Neyse canım, bu sefer bu kısa kestirdiğim saçı eski arkadaşlar bilir. İsmail'in kuaförüne gidip kestiriyordum. Şimdi hemen bayan kuaförüne. Bitti. Şimdi koyalım, boş ver. En sevdiğim yemeklerden biri. Çok mu kıstım senin altını bende? Yok. İyi. Kendi suyunda suyunu çeksin. Pişsin zaten. Lahanamızın da birkaç su yıkadıktan sonra içine şöyle atacağım. Onun suyunla da pişer. Zaten çok nadir üzerinde şeyler kız. Et var. Onun için çabuk pişer. İşte parçaladık. Parçala Behçet. Arkadaşlar öteki türlü saçımı kestirmeden önceki halimde küçük kız diyorlardı. Şimdi ne olduk?
onları ovalaya ovalaya yıkayayım ya. 3-4 su değiştirir de. Hem şey olsun. Dirilikleri gitsin. Yalnız cin biberimiz yok. Ne kullanacağım? Şey, acı pul biber kullanacağım. Bu da acısız olmuyor yani. Tencere alacak mı? Bunu alır ama ya. Zaten kendimi saldıktan sonra ne kalıyor ki geriye? Bir sen bir ben kalıyor geriye. Sen kemiksin. Şimdi şunları da şöyle sarmalık. Ay aslında sarmalık değil de. Ama aklıma şimdi geldi ya. Neyse alırım yine. Feyza'yı yanında götürmeye çim böreği de yapsam olurdu. Alırım bir tane daha ufak yaparım. Ne olacak? Alırım küçük bir tane daha. Yapıveririm. Hazır yufkada. Suyumuz tepini, et suyumu saldı. Kısık ateşte çeksin bakalım. Hemen şuraları bir toplayalım. Etimiz suyunu çekti. Hemen 3 su yıkadım. Lahanalarımızı içine almaz dedim ama alacak ya, o sönünce alır. İçine atıyorum. Bu arada biliyorsunuz Burcu'mla Fatih karavanlarını aldılar. İsmail'im de orada. Tabii ki telefonla konuşuyor da videolarda unuttum tekrar buradan. Rabbim iyi günlerde kazasız belasız kullanmaya nasip etsin. Hayırlı uğurlu olsun. İyi günlerde. Kısık ateşte arkadaşlar hemen soğanımızı da ben doğruyorum. Onu da içine atıyorum. En son lahanalarımız da kendini bıraktığı zaman kavurma işlemine diğer malzemelerimizi koyacağız. Ama kısık ateşte bu şekilde bir yarım saati alır. Lahanalarımız saldı canlarım benim. Ben şöyle şu kadar sarımsak dilediğiniz kadar atabilirsiniz. Dışarıda öyle bir 15 dakika öncesi yağmur atıştırdı ki çamaşır vardı. Muzlarım falan hala kurumadı. Bir fırladım toplamaya. Öyle böyle atıştırmadı ama. Bayağı yani atıştırma değil ya. Döktürdü. 15 dakika sonra güneş açtı. Rabbimin hikmeti. Oh, şimdi salçamızı koyduk.
Ne dedik? Dur bakayım biraz. Benim dolabımda var mıydı biber? Vallahi içeriye aldım. Dışarıya da bir daha sermek ne olur ne olmaz diye gözüm kesmedi. Çamaşırlığa yerleştirdim. Maalesef biber yok. Şöyle bolca. Neyse bu biraz içinde erisin de eğer acılığı yetersiz gelirse tekrar ilave ederim. Ne yapıyorum? Şimdi hemen yağımızı da ilave edelim. Kısık ateşte aynı şekilde devam. Bereket bereket versin Rabbim. Şişemi de bir posta yağ şişemi yıkadım. İçine sinmedi. Bir posta daha makinenin içine bıraktım. Evet canım sen şöyle salçandan, acı biberinden bir kısık ateşte kendine gel. Ocağımızın altını kapatalım. Yemeğimiz pişti arkadaşlar. Bazılarına basarım basarım çalışmaz. Buna da dokunur dokunmaz bip bip diyor. Şöyle iki tane de kemikli de. Biraz soğusun mu kız? Arka taraftan geliyor. Üf, gördüğünüz gibi acıktık da. Aman saçıma bak kız. Şey yağmura da çıktım çamaşır topladım ya. Şey merhaba Eskar arkadaşım. Ay tezkereyi beraber mi aldık diyordum ya ben. Aynen öyle oldu. Yağmurda da tepelere indi böyle yapmıştı ya bayan. Askerden yeni geldim hayatım. Buyurun hep beraber afiyet olsun. Vallahi yine bekleyemedim. Ama saat kaç oldu? Zaten bugün atırsızı gibi koştur 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 dışarıda. Tuzu gene az olmuş. Arkadaşlar ben söylüyorum hani tuzu çok koyuyorsun diyor. Tuzların tadı tuzu yok hayatım yok. Yok inanın bana yok. Gerçi çok fazla da koymadım ama yine yok. Farkındaysanız Feyza da ektiydi. Aslında koymuştu. O tuzlu yemez. Ellerime sağlık asker arkadaşım. Kemik olup da gırtlağıma takılma. Kemik vallahi ayrılmış kemik düşünün. Demek ki güzel pişti. Hava birden o kadar güzel açtı ki. Birden döktürdü. Vallahi üşendim alıp da tekrar. Anlık. 1-5 dakika. Ben dışarıdaki gördüğünüz hava iyiydi. Evet kapalıydı ama iyiydi. Ondan sonra açtı. Telefon çalıyor. Efendim anne. Bir şey yemek yiyordum anneciğim. Heh. Ebru'cum arada. Ağladım. Hem sevindirdi beni. Hem sevindim hem ağladım. Her ikisini birden yaşadım. Vallahi öyle bir tuhaf oldum ki sormayın.
Sabah konuştuyduk da onun da yeni haberi oldu herhalde. Neyse karnımı bir doyurayım, içeriye geçeyim de. Neden hem ağlayıp hem üzüldüğümü orada konuşalım. Bir an gözümün önünden film şeridi gibi neler geçti neler. Ay hem sevinç hem üzüntü o kadar değişik bir duygu ki. Elhamdülillah. Şimdi siz de merak ettiniz kız. Vallahi gözlerim hep daha nemliliği belli. Yemek yerken telefon çaldı ya. Ebru'cuğum aradı. Ne yapıyorsun anne? İyi misin? İyiyim. Sen nasılsın? Başta öyle. Tabii sakin sakin konuşuyoruz. Çekim mi yapıyordun dedi. Yemek yiyordum annem dedim. Sonra mı arayayım? Yok yok dedim ben. Konuş. Konuşalım. Haklarımın askerlik kağıdı gelmiş. Öyle deyince bir başladım ağlamaya. Bu hem sevinç hem ne bileyim bir şey. Ne ağlıyorsun? Ağlamaktan konuşamadım. Hani bir an gözümün önüne film şeridi gibi geldi. Haktan'a ben asker kıyafeti almıştım. Şapkası falan komple askerlerin giydiği kıyafetlerden. Ben, evet benim baktığım zamanlar herhalde 3 yaşlarındaydı. Aman o bembeyaz çocuğumun o pamuk gibi suratına bir güzel yakıştı. Birden gözümün önüne o geldi. Bir ufaklık, bir şimdiki hali asker kıyafetleriyle şey yaptım. Aslında ne kadar gurur ve onur verici. Ben hep her zaman da videolarımda diyorum ya. Kızımın birinin düğününü, torunumun, haklarımız en büyük tabii olduğu için onun da bir askerlik, şöyle yemin törenlerine gitsem. Rabbim ben dilediğim o. O zaman bir an işte film şeridi gibi gözümün önünden. Ay Ebru dedi ki ağlama diyor. Bana söylediğinde diyor. Bir saat konuştuk anne diyor. Ben de ağla. E sen niye ağladın? Bana ağlama diyorsun da. Ne bileyim annem duygulandım dedim. Yani bir sevinç, bir grupluk sanki bir sevinç. Asker olacak benim oğlum. Vatanına hizmet etmeye gidecek derken bir de ayrılık. Tabii ki olacak. Dedim bir an gözüme dedim onun dedim ona aldığım kıyafet bir an gözüme dedim o geldi. Bir de şimdiki hali geldi. O zaman Feyza'cığıma da bahriyeli kıyafeti baktıydım, bulamamıştık. Tam elbise etek bulamadık da tulum gibi bir şey mi bulduk bilemiyorum. Dedim gözümün önüne o geldi, ondan dedim annem çok şey yaptım, duygulandım. Tabii ki okulu olduğu için artık onu ben tam anlamıyorum. Babasıyla gidip şey yapmışlar. Donduruyorlar mı, götür şey mi yapıyorlar anlamadım. Onu halletmişler. Yoksa şu bir ay içinde haklarımızı askere gönderiyorduk. İşte vallahi her şey bir anda bir haber geliyor. Sevinçle ağlıyorsun. Hava gene kapadı. Çıkarayım mı çıkarmayayım. İyi ki de çıkarmamışım güneş açtı diye. Bu yaş, bundan sonra zaten havalar şey olur. Güven olmaz havalara. Ay dedim Belgin kalp işi. Ay Belgin'in beni andı. Dedim Ebru dedim kalbime dedim bir şey oldu sanki dedim ben. Böyle bir tuhaf oldum dedim.
Ne zaman büyüdüler? Ay düşünüyorum da ben onlara bakarken ne o. Feyza zaten ses çıkarmaz. Emzik ağzında böyle bakar. Öteki haktanın parmaklarının ucunda fır fır döner. Hareketliydi. Anneanne. Anneanne. Tek tek kibar söylerdi anneanneyi. Film şeridi gibi onlar geldi geçti gözümün önüne. Aa kocadık kocadık. Kocadık artık kocadık. Eninde sonunda vatani görevini yapacak ama şimdi önceliği tabi farklı okuması. Yemin törenine, o yemin törenleri ne kadar güzel olur, ne kadar duygulu. Ne kadar insan o yemin törenlerinde tüylerim diken diken olur. Benim gittim çünkü. Yeğenime, Allah'ım ya Rabbim, sen bizim askerlerimizi, Mehmetçiklerimizi, ordularımızı koru ya Rabbim. Nasıl vallahi hepsici, ip gibi ip ip. O selam verişleri falan, o yemin törenleri. Zaten gözümün önüne o geldi. Gitmiştim dedim ya gördüm. Haktan'ı bir an orada sandım böyle. Ben de yemin töreninde. Hemen o gitti, ben de yemin törenine gittim. Ay, ben de yemin törenine gittim hemen. Ama bir an işte insanın aklına her şey geliyor. O duygu seliyle ağlıyorsun sevinçten. Rabbim milletimize, vatanımıza zeval verme ya Rabbim. Ay. Kuzum benim. Ebru da öyle diyormuş. Sen ne zaman büyüdün de askere girdin? Ay annem sen ne zaman 44 yaşına geldin? Bak herkesin işte kaç yaşında olursan ol, biz bunu bir hafta öncesi de konuştuk. Ebru'yla da Belgin'le de konuşuyoruz. Anneye ille mesela ihtiyaç olduğu oluyor. Anne. Anne. Ne olursa olsun, kaç yaşında olursa olsun. Dedim annem dedim, öyle bir konu açıldıydı da. Ben kaç yaşındayım dedim, 61 yaşında. Ben dedim, işte herhalde bir hafta 10 gün oluyor biz bu konuyu konuşalım. Ben dedim, bundan birkaç ay öncesi dedim, ben annemi aradım, annemi. Bak 61 yaşındayım. Annemi aradım. O mesela evladına diyor, ne zaman büyüdün de asker olacaksın? Herkesin evladı kendinde ufak. Ay annem sen ne zaman 44 yaşında oldun? O da benim evladım. Derler ya ben yanarım yavruma, hani bu şey gibi söylüyorum yani, bir şey gibi, yavrum yanar yavrusuna. Herkesin kendi yavrusu. İsterse 80 yaşında ol. Benim anneciğim şimdi sağ olsaydı ben kim bilir onun gözünde hala çocuk gibiydim. Rabbim hayırlı uzun ömürler versin tüm evlatlarımıza. Bir de bütün yavrularımızı, sadece kendi çocuklarım içi değil. Rabbim iyi insanlarla karşılaştır. O kadar böyle karışık bir zaman içindeyiz ki, yaşıyoruz ki, eskiler gibi değil bu devirler şimdi. Onun için Rabbim bütün yavrularımızı, hepimizi, Allah'ım iyi insanlarla karşılaştır. Vicdanlı insanlarla karşılaştır ya Rabbim. Televizyonlarda görüyoruz neleri var neleri. Ah, ah. Ah neleri var. Asana mı bakarsın, kesene mi bakarsın, dolandırana mı bakarsın? Güven diye bir şey kalmamış artık. Güven diye hiçbir şey yok. Sıfır. Çok nadir. Bulursanız bırakmayın zaten. Candan birini bulursanız kırmamaya bırakın. Bakın
Bırakmayın zaten. Şimdi çok zor. Eskiden de o. Her zaman dediğim gibi. Şimdi her şey dökülmüş menfaate. Nadir insanlar var. Sözüm meclisten dışarıya yani. Her şey menfaat. Ben varken var olanlar, yokken yok oluyorlar. İşte bu menfaatçi insanların yapabileceği iş. Ay kız ne kadar saf kalbim var. Vallahi billahi aceyle yıkadım, aceyle. Akşamdan aceye bastım. Ay bak gittim. Pardon canlarım benim. Çarşıda alışverişimi yapayım dedim. Yaptım. Kafa esti. Nereden geldi asker arkadaşın? Bak bunu duyacakmışım. Hey Haktan'ım tezkereyi beraber alırız. Tezkere alacağın zaman gel ben de 3 numaraya vurdurayım. Asker arkadaşı oluruz. Bak askerlik aklıma geldi. Bu haberi duydum. Ak kuzum pak kuzum. Ben öyle derdim onlara. İsmail'e de derdim onu ben. Hiç günahı yok kuzum. O kadar mutlu oldum ki. Ay dur bir kahve yapayım da geleyim kız. Dur bir kahve içelim. Yaptınız mı kız kahvelerinizi? Hiç ağlamam, hiç ağlamam. Bak işte böyle şeylere. Ondan sonra hep şey dinlerdik. Asker şarkıları. Çocuğum her hafta izne çıktığında ben her hafta giderdim ki yanına. Her hafta gidemesem 15 günde bir. Ben nerede? Orada. Soğuk haktanımın yanında. Tabii eninde sonunda yapacak yapmayacak diye bir şey yok. Vatan borcu. Ama şimdi dediğim gibi okulu olduğu için kaptırdık. Vallahi sohbete dağıldık gitti. Elimdekini akşam başladım. Onu bitirmiştim. Akşam dikmek gözüme şey olmadı. Hakan'ıma renkler nasıl kızlar? Bu renk geçişi. Şimdi şu kahverengiden de şuradaki gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane öreyim. Kahverengi bitmeyecek. Onun üstüne bej rengi başlayacağım. Bej renkten de şöyle 5 tane yapacağım. Şu 5 çizgileri. Ondan sonra kahverengiyi iptal. Bej renkten yine şu kadar. Bu ne oluyor diyen arkadaşlar zaten tahmin ediyorsunuzdur canım. Bayağı bu da kalın oldu ha. Şey oldu, ağırlaştı. Hırka paşama hırka. Paşama hırka. Dedim ya ben yine yapacağım şey hırka da giydiririm anne dedi. Birazcık büyük oldu ama olsun. Sıkıntı değil. Hem evdeki ipleri işte bitirmeye, temizlemeye çalışıyorum. Şimdi bazı arkadaşlar gene der şey. Nasıl renk onları? Hayatım evdeki ipleri değerlendirmeye bakıyorum. İp mi artık şey yapmayacağım. Almayacağım. En ufak şey ip şeyine kadar bitireyim. Örgü üzerinde. Hatta ben Ebru'cuma en son gittiğimde Ebru dedi anne beyan diye. Aa Ebru dedim istemiyorum dedi. Niye? Aa, ben dedim evdekileri temizlemeye çalışıyorum. İp almayacağım. Bunları ben gördükçe bana geliyorlar. Onlar öyle durmasın. Kaldırsam da aklımda. Ha bazı arkadaşlar der şimdi kaldır. Hayır, aklımda. Bir şeyler yapayım, kalksın gitsin. Örgüye paydolsun. İnşallah bulaşmam yine. Ama Hakan'ıma bunu hırka yapıyorum. Bu arkası. Ay kalbimi ağrı getirttirdim birden Ebru'cuğum.
Gerçi birden söylemedi çocuğum da. Başta ne yapıyorsun, ne ediyorsun dedi. İnşallah Belgin'in hoşuna gider renkli. Gerçi sever Belgin böyle şeyleri de. Çocuğumu sıcak tutsun da. İşte evdeki kalan ipleri bu şekilde renklerini de uydurmaya çalışarak kahverenginin üzerine de beş iyi gider. Şu zaten kül rengi. Bende vardı o. İki siyah almıştım. Şöyle bir şey olur diye kendimi o kaftanı örürken iki siyah, iki beş, iki de beyaz almıştım. Ne beji be, gri. İki gri, iki siyah, iki de beyaz. Dedim öteki kalan yeşilliklerle dedim şöyle kahverengi aralarına onları da karıştırayım. Hem bitsin. Renklerin de yani tabii ki ben de bilirim mavi alayım, sarı alayım, şöyle fosforlu cıvıl cıvıl. Ama bunlar bu renkler de güzel be. Bazı arkadaşlar benim yaptığım mesela şu renk benim yaptığım. İlk yaptığım şu bejlen herhalde kahverengiydi. Şu kahverengiydi ördüğüm ipten. Ya bundan ya ondan bilemeyeceğim de. Çok ağır. Çocuk işi değil. Hayatım valla şey için dediğim gibi evdeki ipleri tüketmek için. Ben o kaftan alırken de bayağı bir çok ağlıydım. Bayağı bir ağlıydım. Belgincim de aldıydı. Onun için almasını ben de bilirim ama Belgin'in çok hoşuna gitti. Yo ağır değil dedi. Benim hoşuma gitti anne dedi. İyi annem senin hoşuna gittiyse dedim. Hakan'cım zaten şey yapmaz. Şöyle güzel düşünün. Gözünüzün önüne getirin. Bu arkası. Kahverengiye 6 sıra örünce 5 renk gelecek. İşte boyunu daha süyeteri ölçeyim onu da. Ondan uzun olacak. Oh yine o. Yüreceğim şey oldu, kabardı. Asker yolu beklerim, gel tezkere gel diyecek. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Eskiden de o askerlik yapmalar. Şimdi tabii ki ya vatan borcu da benim babam 3 sene yapmış. 3 sene. Kız bu ne demek? Ondan sonra düştü tabii bunlar. Büyük ihtimalle sonra kaç seneye düştü bilmiyorum. Düştü. Hele şimdi mesela okuyanlar için vallahi tam yanlış söylemiyorum ama 5 aylık yapan da var, 6 aylık yapan da var. Eskiden de o gidemiyordum bile. Şimdi bak ben bile ne diyorum? Şimdiki şeyimde 15 gün her hafta diyorum onun yanında ya da diyorum 15 günde bir. Bir de şimdi telefonlar var. Aç görüntülü konuş. O zaman mektup 3 sene askerlik düşün. Mektupla. Mektup gidecek de gelecek de oh, haber alacaksın da edeceksin de. Diyorum ya şimdiki zamanında yaşayanlar tabii ben de şimdi yaşım geç de olsa bazı şeylerinden teknolojinin biz de faydalanıyoruz. Ne kadar güzel eskiden diyorum ya mektup. Motora bağladım bak. Bak ben bunu mesela akşam başladım. Bugün işte arada böyle, bugün alamadım pek. Dışarıya çıktım. Böyle açık oturup dinleneyim dediğim zamanlar, hadi boş dinlenmeyeyim diyorum. Hemen bunu alıyorum elime. Bu hızla giderse ben bunu bir haftada bitiririm. Ama böyle attırıverdim mi gitti. O da bitti. Hıza bak hıza. Neyse canlarım kaçalım gidelim zaten saat de akşam oldu. Ay şişimi çıkayım yarım bırak. Ay şişimi yarım bırakmayayım.
öyle kaçalım. Başına çıkayım. Evet. Güzel olacak be. Benim hoşuma gitti renk geçişleri. Anca böyle elimdeki kalan iplerle değerlendirebildim. Geçişleri yani. Renk geçişlerini. Elimdeki kalan iplere göre değerlendiriyorum. Yine güzel oldu asker arkadaşım. Neyse canlarım benim, güzel bir günümüzün, güzel bir videomuzun sonuna daha geldik. İnşallah her zamanki gibi severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Hepinize kokulu kokulu öpüyorum. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın. Hoşça kalın.